saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler ve İslam Düşünce Enstitüsü'nün kıymetli öğrencileri, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerleriniz olsun. İde olarak belirli aralıklarla düzenlediğimiz tematik konferans serilerimizin bugünkü konuğu Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara hocamız. Hocamız bugün bizlere kişilik ve zihniyetler, dini grupların teşekkül ve tekamülüne nasıl tesir eder başlıklı bir konferans verecek. Başlamadan önce program akışını kısaca arz etmek istiyorum. İlk olarak Uluslararası Burslu Mütefekkir Programı öğrencilerimizden Senegalli Sidya Suare Kur'an tilaveti gerçekleştirecek. Akabinde Enstitü Başkanımız Sayın Mehmet Görmez Hocamız açılış konuşmalarını yapacaklar. Ardından Mehmet Ali Kara Hocamızın konferansı başlayacaktır. Şimdi sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim tilaveti için Sidya Suare'yi kürsüye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكم من أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم Subhanarabbika rabbil azati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Lillahita'ala el fatiha. Kari, Sidiya, Suare arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Enstitü başkanımız Sayın Mehmet Görmes hocamızı kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah. Değerli hocalarım, değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler. Öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sözlerime başlarken Mehmet Ali Büyükkara hocamıza davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu talep doğrudan öğrenci arkadaşlardan geldi. Kendileriyle istişare ederken ee, hemen hemen ittifakla Mehmet Ali hocamızı dinlemek istediklerini söylediler. Hem İslam dünyasının içinden geçtiği süreçler, hem ortaya çıkan bir takım hizipler, fırkalaşmalar, bunları anlamakta, yorumlamakta zorluk çektiklerini ifade ettiler. Onun için e, ben tekrar teşekkür ediyorum. Çoklu akıl ve çok anlamlılık. Aslında bütün ilahi dinlerin tarihinde, vahyin tarihinde önem arz eder. Ancak bu çoklu akıl ve çok anlamlılığı bir sistem içerisinde tutmak, mezhep ve mektep çerçevesinde tutarak bölünmeye, tefrikaya ve fırkalaşmaya dönüştürmek veya dönüştürmemek çok büyük önem arz etmiştir. Çoklu akıldan kastım, İslam medeniyetinde farklı akletme biçimleri, farklı akletme biçimleri, kelamcıların farklı bir akletme biçimi olmuştur, fakihlerin farklı bir akletme biçimi olmuştur, mutasavvıfların farklı bir akletme biçimi olmuştur, felasifenin farklı bir akletme biçimi olmuştur, Akli meat denmiştir, akli maaş denmiştir, akli beyani denmiştir, akli bürhani denmiştir, akli irfani denmiştir. Yahut akli müeyyet, akli mücerret, akli müseddet pek çok farklı akletme biçimlerinin varlığı insanlık tarihi açısından da önemlidir. Aslında İslam'ın kendisi de bu farklı akletme biçimlerini bir rahmet olarak görmüştür aynı zamanda sadece farklı akletmeler değil, aynı zamanda çok anlamlılık olmuştur. Çok anlamlılık da son derece tabiidir. Cenab-ı Hak insanoğluna vahyini bildirmeyi murad ettiğinde aslında üç beşeri aracı tercih etmiştir. Vahiy ilahi olmakla birlikte vahyin insanlığa bildirimi üç beşeri araçla gerçekleşmiştir. Birinci araç dildir. Cenab-ı Hak kullarının kullandığı bir lisanı seçip o lisan ile vahyetmeyi murad ettiğinde çok anlamlılığı da murad etmiş olur aslında. Çünkü dilin içinde çok anlamlılık vardır dilin içinde hakikat var, mecaz var, dilin içinde mutlak var, mukayyet var, has var, am var. Çok farklılık arz eder. Dilin tabiatı çok anlamlıdır aslında. Aynı şekilde ikinci beşeri araç, Cenab-ı Hak bir beşeri Mustafa olarak seçip ona vahyetti. Bir beşer marifetiyle vahyini ve risaletini insanlığa tebliğ ettiğinde aslında orada da birçok anlamlılık kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Çünkü nitekim bizim sünnete yaklaşımlarımız, hadis yorumlarımız, Resul-i Ekrem'in bıraktığı mirasın farklı anlamlara gelmiş olması da ve bunun farklı gelenekler içerisinde farklılık arz etmesi de aynı şekilde bir rahmet olarak kabul edilmiştir. Üçüncü beşeri araç zaman ve mekandır. Cenab-ı Hak vahyini bir zamana ve bir mekana, kendisi zamandan ve mekandan münezzeh olduğu halde, kendisi herhangi bir dilin sınırları içerisinde konuşmaktan münezzeh olduğu halde, kullarının kullandığı bir lisan ile vahyettiğinde, aslında çoklu akıl ve çok anlamlılığı murad etmiş oluyor. Kendisi ilahi bir kaynaktan insanlığa vahiy gönderdiği halde, beşer bir peygamber marifetiyle bunu bütün insanlığa bildirdiğinde, yine beşer bir beşer üzerinden bunu iletmiş oluyor. Aynı şekilde zamandan ve mekandan münezzeh olduğu halde, vahyini bir zamana ve bir mekana indirdiği zaman, belli bir toplumsal bağlama hitap ettiği zaman, yine farklı anlamlar Yine çok anlamlılık, yine çoklu akıl ortaya çıkacaktır. Hele hele dinin içerisindeki şair ve meşair, simgeler, semboller, kıssalar bunların insanlar tarafından farklı anlaşılması, farklı yorumlanması son derece önemlidir. Sadece burada önemli olan esbabi nuzul esbabi vücut değildir. Yani zaman ve mekana hitap etmekle birlikte Esbabi nuzul ayrıdır, esbabi vücut ayrıdır. Esbabi nuzul vahyin esbabi vücudu değildir. Onun için tarihselcilik tezi burada yanılır. Bütün bunların için söyledim, şunun için söylüyorum. Hocamızın anlatacağı konuya min gayri haddin bir girizgah olarak. Madem İslam medeniyetinde çoklu akıl var, çok anlamlılık var, dilin içinde çok anlamlılık var, Resul-i Ekrem'i anlamda anlamada çok anlamlılık var. Ee, zamana ve mekana hitap etmesinden kaynaklanan farklı anlamlar var, farklı anlamalar var. Bu farklı, bu çok anlamlılığı yine İslam'ın vahdet ilkesi çerçevesinde, yahut kesret içinde vahdet, vahdet içi içinde kesret çerçevesinde tutarak tefrika'ya dönüştürmemek mümkün müdür? farklı fırkaların ortaya çıkıp birbirleriyle savaşmasını, ihtilaf içerisine girmesini, nizaa ve şikaka dönüşmesini engellemek mümkün müdür? Bizim kendi tarihimize baktığımızda burada iki yöntem görüyoruz. Birinci yöntem, evet bu mümkündür, bu ilim yoluyla mümkündür, usul yoluyla mümkündür. Sağlıklı bir metodoloji, külli ilkeler çerçevesinde bunu anladığımızda o çok anlamlılığı da kendi içerisinde birbirimizle anlaşarak bir ihtilafa o ihtilafı da bir rahmete dönüştürerek mümkündür. Benim acizane kanaatim Ehli Sünnet mektebi bunu tercih etti. Fakat İslam'ın içinde bazı kardeşlerimiz bunu şahıslar üzerinden denetlemeyi tercih etti. Yani Şia bunu İmamet marifetiyle bu çok anlamlılığı yönetmek istedi. Ama ehli sünnet çerçevesi içerisinde de bazı sorunlar yaşamaya başladık. Çünkü hele hele modern zamanlarda bu çok anlamlılığı yönetme konusunda farklı yollar ortaya çıkmaya başladı. Bunun en tehlikelileri şahısların kendi dünyalarını çok anlamlılığa karşı tek anlamcılık üzerinden hakikati tekeline, tekellerine alarak bunu Müslümanlara dayatmalarıdır. Şahısların kendi zaaflarını, kendi kusurlarını, kendi eksiklerini ve yanlışlarını hepsini işin içerisine katarak, bu çok anlamlılığa karşı tek anlamcılık yaparak, tek anlamcılık üzerinden fırkalar ortaya çıkararak, ee, Bilhassa modern zamanlarda bunlar o kadar çoğaldı ki denetlemek mümkün değildir. Dijitalleşme ile birlikte bence yeni bir olguyla karşı karşıyayız. Artık neredeyse her şahıs kendisi bir fırkaya dönüşüyor, bir gruba dönüşüyor, taraftar ediniyor. Ben sadece girizgah kabilinden bu cümlelerle iktifa etmek istiyorum. Konferansımıza başlamadan önce Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkarı hocamızın özgeçmişi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 1967 yılında İstanbul Fatih'te doğan hocamız Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1990'da mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede 1993 yılında Hadis bilim dalında yaptı. Doktorasını 1997 yılında Edinburgh Üniversitesi'nde mezhepler tarihi alanında tamamladı. Yurda dönüşünde göreve başladığı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. Dekan yardımcılığı, üniversite senatörlüğü ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2009'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2012 yılında ise İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi kadrosuna katıldı. Fakültenin kurucuları arasında yer aldı ve dekanlığı üstlendi. 2020'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne döndü. Çalışmalarını klasik kelam okullarının yanı sıra şiirlik, bugünkü selefilik, çağdaş İslami akımlar ve hareketler, din-siyaset ilişkileri konularında yoğunlaştıran hocamızın alanında yerli ve yabancı dilde yaptığı çeşitli yayınları mevcuttur. Bunlar arasında İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları, Suudi Arabistan ve Vehhabilik, Kabe'nin işgal tarihi, Ehli Beyt ve Ehli Devlet, Çağdaş İslami Akımlar başlıklı kitap çalışmaları sayılabilir. Şimdi konferansını vermek üzere Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkarı hocamızı kürsüye davet ediyorum. Hocam buyurunuz söz sizindir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yassili emri ve ahli lukdetem lisanih. Yafkahu gavli Rabbi zidni ilme. Amin. Başta Mehmet Görmez hocamız olmak üzere diğer hocalarımı ve Kıymetli e, ilim talebelerini saygıyla selamlıyorum. E, bu fırsatı verdiği için e, Enstitü'ye çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, faydalı bir e, ders olur, bir e, seminer, konferans olur. Başlığımız e, kişilik ve zihniyetler dini grupların teşekkül ve tekamülüne nasıl tesir eder? Biz e, ilmi makalat yaparken, e, mezheplerin doğuşunu e, öğrencilere anlatırken bazı sebepler üzerinde dururuz. E, deriz ki Naslar bunda rol oynar. İşte Müslümanların başka kültürlerle, başka dinlerle karşılaşmaları bunda rol oynar. E, siyasi tartışmalar rol oynar işte iç savaşlarla başlayan Müslümanların bir geçmişi var. Hilafet mücadelesi vesaire. Bunlar da rol oynar. Ama bunlar yanında insanın tabiatı da bunda rol oynar deriz. Bu pek bilinmeyen bir tarafıdır. Hocamın benden talep ettiği bu yöndeydi. Ee, bir, bu şekilde bir e, ders yapabilir miyiz diye. E, ben de e, başlığı bu şekilde belirledim. E, burada kişilik ve zihniyetler derken, kişilik derken nas, e, insanın tabiatı, zihniyet derken o insanlardan oluşan toplumun e, tabiatı yani psikolojik tabiatından bahsediyoruz. Bir nevi zihniyet derken yani insanın e, mizaç ve karakteri kişiliğini oluşturuyor. Toplumun kişiliğine de zihniyet diyoruz. Bu e, dini grupların oluşumunda belli bir rol oynuyor. Yani şöyle anlamayın Konferans boyunca bu şekilde bir algı oluşabilir. Yani mezhepler sadece bu yüzden doğarlar falan asla böyle bir şey demek istemiyorum. Yani burada belli bir yüzdeye sahip. Yani başka sebepler var. Ee, i̇şte Kur'an ve hadislerin tabiatı bunda rol oynar. İşte Müslümanların kültürlerle karşılaşmada bunda rol oynar. İç savaşlar, siyaset. Ama bu da rol oynar. Yani toplumun kişiliği olan zihniyetler ve o toplumu oluşturan fertlerin e, kişilikleri. bunun üzerinde duracağız ve buradan nasıl bir yani ilmi makalat noktasından nerelere varırız, nasıl nasıl mevcutu anlarız buna gitmeye çalışacağız. Burada dini grup başlıkta dini grup lafzını kullandım. daha genel olsun diye çünkü mezhepler demedim mezhepler çünkü mezhep olarak doğmazlar dini cemaatler olarak doğarlar, sonraki süreçte belli şartları yerine getirirlerse, mesela doktrin oluşturma, ondan sonra doktrin üzerine geniş bir literatür yazımı, hiyerarşik yapılanma ve kalabalıklaşma ile beraber mezhep, yani bu bugünden yarına olmaz, 100-150 yıl içinde bazı dini cemaatler, bazı gruplar, mezhebe dönüşebilir. Mezhebe dönüştükten sonra belki ileride başka bir dine de dönüşebilir. Mezhep başka mezhepleri üretebilir veya tarih içinde bazı mezheplerde gördüğümüz gibi ölüm gerçekleşir. Yani yok olurlar. Ee, Teşekkül ve tekamül derken yani ilk çıkışta da bu dediğimiz e, unsurlar e, rol oynuyor ama gelişimde de rol oynuyor. Çünkü dini grupların yapısı da insanın yapısı gibidir. İnsan ve toplumların gelişimi gibi onlar da büyürler, birleşirler, ölürler, ayrılırlar, bölünürler vesaire. Yani bu şekilde bir canlılık var. Burada kişilik ve zihniyetler nasıl rol oynuyor? Şimdi bu konunun ne gibi bir faydası var? Yani ben mutlaka derslerimde bunun pratik bir faydasının olup olmadığını gözetirim. Yani tüm tümüyle teorik şeylerden pek haz almam. Böyle bir şey, böyle bir bilgi bize ne sağlıyor? Bir defa farklılıklarımızın erbabınca fark edilmesini sağlıyor. Hocam da bahsetti. Yani bu farklılıklarımız olumlu farklılıklar da olabilir, olumsuz farklılıklar da olabilir. Yani olumlu dediğimiz zenginlik, yani her türlü. Farklılaşma bir, bir açıdan zenginliktir ama bir bakımdan da tersine Tefrika doğurduğu için olumsuz, menfi bir tarafı da vardır. Bu noktada farklılıklarımızı fark edebilmek bir boyutuyla e, bize sağlar. E, eğer bu zenginliğimiz ise bu farklılığımız millet ve ümmet için en verimli şekilde kullanmanın yollarını e, bulabiliriz. Eğer bu farklılık zaafımız ise bunun doğasını bilerek bu zaaflarla yüzleşmeyi bize kolaylaştır. Bir boyutuyla bunu sağlıyor. Sonuç nedir? Diyalog ve beraber hareket etme kabiliyetimizi tabii bu bilgiler genişletiyor. Marazi durumlarda ve semptom marazi durumları ve semptomlara acil müdahale imkanlarımızı bu bilgiler ne yapıyor? Fazlalaştırıyor. Zaten ilmi makalatın ta ilk başından beri gayesi bu kelamla beraber çalışması. Yani İslam'ın içinden veya İslam'ın dışından gelen hucumlara karşı bilgi donanımı sağlamak. Müslümanlara, kelamcının eline, kelam yapan alimlerin eline ne vermek? Malzeme vermek. Hem içteki problemlerimiz, zaaf noktalarımız hem dıştaki e, hucumlara karşı ne gibi tedbirler alınacak bu, bu usta onları bilgili kılmak fotoğrafı çekmek doğru fotoğrafı çekmek O doğru fotoğrafı e, başta kelam alimlerimiz olmak üzere yani İslam'ın savunusunu yapan ve karşı e, hucum e, noktasında donanımlı olması gereken i, ilim erbabının önüne koymak e, bu yönüyle e, Tabii ki bu bilgiler, belli bir işe yarayacak. Şimdi kişiliklerden başlayalım. Kişilik buna şahsiyet de diyoruz, latince de deniyor. Konumuz açısından iki noktada önemli. Birincisi, bir sonraki kısımda açıklayacağım zihniyetin zihniyeti oluşturan öğelerden unsurlardan bir tanesi, yani toplumsal kişilik dedik ya zihniyete. Bunun oluşmasını sağlayan coğrafya var, lisan var, kültür var, gelenekler var. Bunlar arasında o toplumun üyeleri olan bireylerin kişilikleri de rol oynuyor. Yani benzer kişiliklerin fazla olduğu yerlerin zihniyetleri ona göre daha farklı oluyor. Öbürüne göre mesela, öbür başka bir topluma göre. Bu bakımdan önemli. E, i̇kinci nokta, e, bunu ta 1912'de çok önemli bir eser var, hala kullanıyoruz. E, MacComas'in The Psychology of Religious Sects diyor. Yani e, mes dini mezheplerin psikolojisi diye bir 1912 artık klasikleşmiş bir eser diyebiliriz. E, burada onun ortaya koyduğu bir durum var. Bu, bu akımdan önemli yani o diyor ki farklı insanların farklı ruhi gereksinimleri taşımaları ihtiyaçları taşımaları ve bunları karşılamak için duygu kişilik ve karakterlerine uygun yerler aramaları ve bu noktada da kendi kişiliklerine uygun ne diyelim dini gruplara katılım sağlamaları yani kişilik a grubuna uygunsa orada mutlu oluyor oraya orayı tercih ediyor. Değil B grubuna şeyse uygunsa öbürün değil diğerini tercih ediyor. Bunun gibi böyle bir şey var. Yani korelasyon var. kişiler tabi tabii dini grupları da biz mezheplerin çıkış noktası olarak aldığımız için haliyle dini gruplara katılım aslında mezheplerin kat, mezheplere katılımın çekirdeğini oluşturuyor. Yani böyle düşünebiliriz. Evet, kişilikten devam ediyoruz. Kişilik psikolojisinde pek çok tanım var ama beş, big five deniyor. Beş faktör, Be, beş tane büyük kişilik belirlemiş psikologlar. Bunlar birincisi, bunların detayına girmiyorum dışa dönüklük faktörü diyorlar. Mesela dışa dönük kişilikler açık yürekli, girişken, enerjik, sosyal, konuşkan, sıcak canlı vesaire. Eğer bu fazlaya kaçıyorsa bunu da tespit etmişler. Yani dışa dönüklük eğer fazlaya kaçıyorsa bir insanda bu sefer ilgi çekme saplantısı, baskı kurma temayülü falan peşinden gelebiliyor. Bu birincisi. İkincisi uyumluluk faktörü diyorlar pozitif tarafları arkadaş canlısı, yardımsever, empatik, diğer gam vesaire. Üçüncüsü sorumluluk faktörü diyorlar. Mesuliyet sahibi olma, oto kontrolü, düzenli, sistemli, metodik. Ama aşırı hallerinde dik kafalı, iddiacı, yer yer takıntılı kişilikler karşımıza e, çıkıyor. Duygusal denge faktörü dördüncüsü. E, hem dengeye hem dengesizliğe referans veren bir faktör. Bu dengeye sahip insanlar dürtülerini kontrol edebiliyor. Ama bu denge yerinde değilse depresyon, tedirginlik, kırılganlık, öfke ortaya çıkabiliyor. Beşincisi tecrübeye açık olma faktörü. Meraklı, yaratıcı, düşünce ve tavır temsil ediliyor. Yenilik taraftarı, maceraya ve yeni deneyimlere açık bir kişilik türü. Aşırı hallerinde öngörülemez, ciddi riskler alma peşinde olan, hayatı kumar gibi algılayan bir durum ortaya çıkabiliyor. Buna Big Five diyorlar yani Batı literatüründe. Beş büyük kişilik. Şimdi biz bunun detayına girmeyeceğiz ama bir giriş olsun diye bunu söyledim. Peki, bu kişilikler nasıl oluşuyor? İki yönlü oluşuyor. Bir kalıtımsal, buna mizaç diyoruz. E, bu DNA'larla geçiyor. E, ve biraz da vücut kimyasıyla, yani beyindeki bir takım şeylerle, maddelerle kendini ortaya çıkartıyor. Bir de e, ikincisi var, çevre faktörü. Buna da e, karakter e, veyahut seciye eski adıyla secih ediyoruz. Bu e, aile, okul, e, yani değişebilen, e, aslında mizacın da yani kalıtımsal olanın da en fazla yüzde elliye kadar değişebildiğini, psiko, psiko, çevre faktörün devreye girmesiyle en fazla yüzde elliye kadar değişebildiğini, %50'den fazlasının değişmesinde çok zor olduğunu, hatta, hatta bu yüzde elli değişimin de 30-35'li yaşlara kadar en fazla olabildiğini, o yaştan sonra pek bir değişimin beklenmemesi gerektiğini söylüyorlar. Kişiliğin bu ikisindeki oranı ne? 50-50 diyorlar. Yani %50, %50, %50 mizacın neredeyse yüzde elli de karakterin burada bir rolü var. Evet, şimdi zihniyetlere gelelim. Dedim ya, bu kişilikler zihniyetlerin oluşumunda da etkili oluyor. Çünkü toplum benzer kişilikleri eğer fazlaysa, onu öne çıkartıyor ve o toplumun zihniyeti ona doğru evriliyor. Zihniyeti nasıl tarif ediyoruz? Bir toplumun paylaşılan ortak anlayışı. Değişik tanımlar var. Toplumun örtük referans sistemi, toplumsal tel, telkinler manzumesi, bilgimizin a şekli e, olarak bunu tanımlıyoruz. Yani ee, şöyle bir e, Sabri Ülgener'in e, bir tercümesi e, Suranyi Unger isimli bir e, bilim adamından. O şöyle e, anlatıyor: nasıl bir kökenden geldiğinin farkına varmadan onu teneffüs ettiğimiz havanın zerreleri halinde içimize çekeriz. Yani o zihniyeti. Çevreden aldığımız artık otomatik halde varlığını sürdürür. Üzerinde, üzerimizde hükümdarlığını devam ettirir. Her günkü konuşmalarımızda, düşüncelerimizde aslında fark, fark etmeden o zihniyet üzerine e, görürüz, duyarız, olaylara bakarız. E, bunu ama fark etmeyiz. Zaten zihniyetin ideolojiden farklılığında bu noktada. E, ortaya koyuyorlar. Zihniyetin insan üzerinde ve toplum üzerindeki etkisi bilinç dışı bir etki. Yani o sanki bir nevi doğuştan bir çocuk gözlerini açtığında onu alıyor ve o zerrelerine kadar işliyor. O fikri veya tavrı adeta soluğu ile varlığına yedirmiş oluyor. Ve onunla davranıyor. Bu bir nevi bilinçsiz bir etki. İdeolojinin etkisi ise bilinçli bir etki olarak görülüyor. Yani insan ideolojisini seçebiliyor, bunu ileride reddedebiliyor. Ama zihniyet kolay kolay sizden ayrılamıyor. Çünkü toplum mesela Erol Gökhan Hoca'nın Türk zihniyetini anlattığı bir kitap var mesela. Yani o Türkiye Türklerin o geç, göçebelikten gelen e, şeylerinden e, o, 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 onu nasıl e, e, Türkleri görmeye, duymaya, okumaya ittiğini, yani baktığına nasıl bakar hale geldiğini, duyduğunu nasıl duyduğunu o zihniyetle açıklamaya çalışıyor. Evet, şimdi tabi. E, Dedim e, zihniyet toplumun kişiliği olan zihniyetlerin arkasında e, ne var? E, o toplumu oluşturan bireylerin kişilikleri de var dedik ama bu e, sadece yeterli değil. Coğrafya, konuşulan lisan, iktisadi durum, dini, siyasi ve sosyal ilişki biçimleri de e, zihniyete e, çok uzun bir zaman parçasında tesir ediyor ve onu oluşturuyor. Hatta şöyle bir e, tartışma da var, ne neyi oluşturuyor? Yani zihniyet mi bunlardan etkileniyor yoksa e, zihniyet mi bunları etkiliyor? Yani bu e, unsurları e, genel olarak şu kabul ediliyor, e, hem sebep oluyor, Bunlar hem de sonuç oluyor yani hem zihniyetin oluşmasına sebebiyet veriyor bu unsurlar hem de o zihniyetin yönlendirmesiyle bir şeyler üretiyor mesela kültür din siyaset hukuk buradan o zihniyetin neticesinde bir somut çıktı üretiyor bazı örneklerle. Bu teorik girişten sonra bazı örneklerle açıklayalım. Bu zihniyet üzerinde çözümlemeler yapan kitaplar var eski ve yeni. Mesela lisanın etkisi. Yani konuştuğumuz lisan nasıl etki eder insanlara zihniyetin bir parçası olarak? Durst Anderson diye bir kitap, Language, Cognition and Mentality ...oradan aldım bunu... ...analisan... ...insanın konuştuğu analisan... ...bu konuda epey bir araştırma yapılmış... ...bu teoriye göre... ...Japon, Çinli ve... ...Korelilerin oluşturduğu... ...Doğu Asyalıların... ...bütünselci... ...eğilimli oldukları... ...konuştukları lisandan ve alfabeden... ...kaynaklı olarak... ...holistik yani... ...bütünselci bir zihin yapısına sahip olduklarını, Batı Avrupalıların ise konuştukları lisanlar dolayısıyla çözümleyici yani analitik olmaya eğilimli olduklarını ortaya çıkartmışlar. Yani cümle yapıları, yüklemin, fiilin, zarfın, mef'ulün nerede olduğuna bağlı olarak. Coğrafyanın etkisi belki daha kolay anlaşılır. O, o Örneği de Machiavelli veriyor. Ee, i̇lk örneği köylüler. Diyor ki bahçesi, tarlası, çifti ve hayvanları peşinde olan bir köylü öncelikle düzene saygılı, istikrar arayan bir gelenekçidir. Edinmiş olduğu bilgileri pratik ve somuttur ve bu bilgiler nazariyat ve istidlalden çok, içgüdü ve gözleme dayanmaktadır. Şiddetle bireyselcidir ve çalışma hayatını tek başına örgütlemeye çalışır. Köylü zihniyeti bu şekilde işler. Diğer bir örnek daha veriyor. Aynı yazar. Tropikal orman coğrafyası diyor. Bu coğrafyada yaşayan insanlar görünüşte yaşam koşulları kolay, Etraf her zaman yem yeşil meyvasını veriyor, şeyini veriyor ama e, ufuk sürekli kapalı yani ağaçtan ve yağmurdan, buluttan devamlı kapalı olduğu için her tarafı kaplayan ormanın tabiatı karşısında gayret göstermek gereksiz zira harcanan çabalar pek işe yaramamakta, orman yayılmacılığına ve yağmur ve selin e, e, şeyine gücüne karşı. Pek durmak mümkün olmamaktadır. Ee, yazara göre bu iklim kaderci zihniyetin temelini oluşturur ve yerinde sayma, neme lazımcılık ve tevekkül davranışlarıyla kendini gösterir. Köyden bir örnek verdik, ormandan bir örnek verdik. Karadeniz coğrafyası belki hemen aklımıza geliyor. Ee, bir de çöl coğrafyasından verelim. Ee, diyor ki yazar başka bir yazar teoriler ve felsefeler ölüm ile yaşam arasında sınırın çok kolay aşılabilir olduğu çöl gerçeği karşısında fazlaca lükstür. Onlar için suyun duruluğu ve yönün netliği önemli. Kendisini emniyette her şey yapacak, su temiz olacak, içilebilir halde olacak ve o ne tarafa gidileceği belli olmayan, o e, ufkun e, her tarafta aynı olduğu e, coğrafyada yön net olacak. Ayakta kalabilmeniz için e, bu gerekli. Yani e, çöl iklimlerinden çıkan işte harici zihniyetin mesela veyahut e, selefi eğilimlerin daha çok, bu e, coğrafyada çıkması bir emniyet e, güdüsünün mutlaka bunun arkasında olmasını akla getiriyor. Yani e, o e, toplumun zihniyeti insanları o şekilde düşünmeye ve davranmaya itiyor ve bundan bunun farkında değilsiniz siz. Şimdi gelelim bu kişilik ve zihniyetten dini ekoller, dini cemaatler ve mezheplerin ilişkisine. Ben örnek verdim sadece şehirde. Yani şehirde şöyle düşünebiliriz. Yani şehrin karmaşıklığında rasyone, rasyonelliğe mutlaka ihtiyaç var. Yani yaşamak için. Ve organizasyon aynı zamanda. Organizasyon ve siyasetin... ...mutlaka işin içinde olduğu bir... E, ...tabii siyaset olunca siyasi mücadele de işin içine geçiyor. Medeniyetin yükseldiği yerlerde ilim oluyor. Felsefe e, değerli hale geliyor. Yani öbürlerinden çok daha farklı. Ayakta durmak için kaderci değil. Kadere meydan okuyan bir zihin hali, ihtiyaç haline geliyor. Evet şimdi bu zihniyet dini bakımdan... E, Bizi nerelere itiyor, nerelere sevk ediyor? Naslara hangi kıstasla bakıyoruz? Yani bu zihniyet bizi e, nasları okumamıza mutlaka tesir ediyor. Kaynak kitaplara hangi gözle bakıyoruz? Tarihe doğru geri giderken hangi yolları takip ediyoruz? Eski ile yeniyi birleştirirken nasıl bu eski ile yeniyi uzlaştırıyoruz? İşte burada kişilikler ve toplumun kişiliği olan zihniyetler e, dini yapıların oluşmasında mutlaka e, tesir ediyor değerli hocalarım, değerli arkadaşlar. E, eğer böyle olmaz ise aynı kitabı okuyan, aynı ulemayı dinleyen, e, aynı hadisleri bilen, ezberleyen insanların farklı farklı düşünmemesi gerekirdi farklı farklı düşünmemesi gerekir. De hepimizin bildiği yani biz bunu derslerimizde de örnek veririz. Fıkıhçılar da, İslam hukukçuları da dersler örnek verir. Müttefekun aleyh Buhari Müslim rivayeti İbn Ömer'den e, Hendek Ahzab Savaşı'ndan sonra e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hızlı bir şekilde ihanet eden Kureyza yurduna e, seriye e, sevk ediyor. Seriye sevk ediyor, Gid, hızlı bir şekilde oraya gidin diyor. İkindi namazlarınızı zannediyorum, değil mi? İkindi namazlarınızı orada kılın. Silahlarını kuşandılar, çıktılar. Beni Kureyze'ye gelmeden önce güne güneş batacaktı. Ha, halk yani ashab o günün ikindi namazı hususunda birbirleriyle mücadeleye girdi. Bazıları dedi ki namazı kılınız. Çünkü Hazreti Peygamber namaz kılmayı kılmamayı emretmedi bize. Yani ikindiyi orada kılın dedi. Ama ikindi geçiyor. Oraya da varmadık. Ne yapacağız? Bir kısım dedi ki biz kılmayız. Resulullah öyle dedi. Orada kılacağız. E geçiyor. Varsın geçsin. Yani Resulullah öyle dedi. Bazısı dedi ki Burada hızlı gitmemizi emretti Resulullah bunu derken. Yoksa namazı geçirin demedi. Neyse herkes bildiğini yapıyor. Sonra tekrar işler bittikten sonra, döndükten sonra Resulullah'a durumu arz ediyorlar aleyhisselam. Resulullah bir şey demiyor, her ikisini onaylıyor. Şimdi burada e, keşke e, o e, iki farklı davranan sahabilerin künyelerini tek tek bilseydik, hangi kabilelerden geldiğini bilseydik bu işlerle uğraşan Vamık Volkan diye bir ilim adamımız var. Yurt dışında çalışıyor belki duydunuz. Onun önüne koysaydık. o bu analizleri yapsaydı bu adamlar niye orada kıldılar namazı? Bu adamlar niye kılmadılar? Bu analizi rahatlıkla o kişilerin kişiliklerini ve geldikleri coğrafyanın belki kabilevi ilişkilerinin yaptıkları mesleklerin sonucunda değerlendirip analiz edip bize bunu çözümlerlerdi. Yani bu, bu imkana sahip olurduk. Buna psikoanaliz, psikanaliz deniyor. Bazen bu psikanaliz tabii tehlikeli bir şey yani işin ucu falan da kaçıyor. Bazı yerlerde belki ilgili olanlar bilir ama yani bunun bu Freud'çu şeye varmadan mutlaka bir karşılığı var yani. Bunu anlıyoruz. Şimdi... Zaman ve mekanın ruhu diyoruz. Aslında zaman ve mekanın ruhu, bu dini grupların oluşması ve tekamülünde, bu zaman ve mekanın ruhu dediğimiz benim anlattığım şey aslında. Yani zihniyeti etkileyen ve süreç içinde ondan etkilenen değişik unsurlar. Şimdi bu zihniyet araştırması yapan, sosyo-psikolojiyle uğraşan uzmanlar, Değişik e, zihniyet tipleri e, bizim önümüze koyuyorlar. Mesela sabit zihniyetler, gelişimci zihniyetler, optimistler, pesimistler, bolluk zihniyetleri, kıtlık zihniyetleri, kapalı zihniyetler, açık zihniyetler, tepkiselciler, ön alıcılar, skolastikler, rasyoneller, tecrübeciler, sezgiseller. Bunun üzerinde ayrıca duracağım. Öğrenici zihniyetler, üretici zihniyetler. işbirlikçiler, rekabetçiler. Bütüncüler, parçacılar diye böyle tanımlamalar yapıyorlar. Yani insan, toplumların ne tür bir zihniyetin içinde olduklarını tespit için. Böyle, bu tasnifler literatürde yer alıyor. Şimdi bizim e, mezhepleri açıklarken, dini grupları açıklarken e, daha çok şunu kullanıyoruz, dört tip ee, e, zihniyet. İlki, mistik zihniyet, sezgisel. Sadece akla, nesne ve olgulardan elde edilmiş duyumlara dayanmayan bir anlayış tarzı. Akla ve duyumlara hiç başvurmuyor diyemeyiz. Bunlara başvuruyorlar ama onları aşan durumların olduğuna, inanıyorlar. Ee, bunlara göre varlık sırlı bir yapıya sahip. Olaylar zorunlu olarak mekanik şekilde sebep sonuç üretmezler. Bu şekilde bu böyle bir zincirle açıklanamazlar. Süje, içten ve sezgisel taraflar mutlaka vardır. Mesela bazı toplumlar bu zihniyete yakınlar. İkinci tip Tecrübi zihniyet daha çok tecrübeye dayalı, hayatın içinden pratik bir yaklaşım biçimi, görgül, empirik deneye dayalı. Bunun daha çok teknik gelişmelere e, sebebiyet veren zihniyet olduğu düşünülüyor. İlkini de dini inanışlara yatkın e, toplumlarda daha çok baskın olduğu söyleniyor, mistik zihniyetin. Üçüncü tip akılcı yani ikinci tiple üçüncü tip belki karıştırılabilir öyle değil yani ikinci tip e, deneyseldir üçüncü tip ise e, deneyi dışlamaz ama daha çok deney olmadan akılla meseleleri açıklamaya çalışır dünyanın akılla açıklanabileceği varsayımına hareket eder. Deneysellik onlara göre zihinsel bir işlemdir. Bundan dolayı teorik bir karaktere sahiptir. Akılcı zihniyet daha merkezi bir özellik taşır. Başta otorite, toplum tipi ve hukuk sistemi olmak üzere tüm kurusal yapıları bunlar kendilerine göre şekillendirir. Evet, sezgisel zihniyetin dine, duyumsal tecrübe zihniyetin tekniğe, rasyonel zihniyet ise bilime yatkın olduğu söylenir. Ee, şöyle diyebiliriz, bunu İslam toplumları için konuşacak olursak, e, sezgisel zihniyet etkisinde sufiliğin, işrakiliğin, batıniliğin değişik tonlarda. Tecrübi zihniyet etkisinde Ebu Bekir Razi, İbn Sina, Biruni, Harizmi gibi bilim adamlarının ee, rasyonel zihniyetle irtibatlı olarak da meşai İslam filozoflarının, mutezilenin, e, kelam ekollerinin, hanefiliğin e, ortaya çıktığını, yani bunların daha çok tesirinde ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. Üç tipten sonra dördüncü bir tip daha var. Ee, taklitçi, skolastik zihniyet. Bunlar, mutlak doğru bir bilginin bulunduğunu ve diğer tüm bilgi türlerinin buna indirgenebileceğini düşünüyorlar. Tüm diğer bilgilerin buna indirgenebileceğini düşünüyorlar. Ee, yani bu bilgi türü, her her türlü bilgi türü bu temeldeki eksen bilgiden referans almadığı sürece doğru ve geçerli sayılmayacak şeklinde zihni işleyen e, insanlardan oluşan bir toplumsal zihniyet türü. Tabi burada hemen akla gelen e, kendi e, İslam düşünce tarihine uyarladığımızda ayet e, ve hadis metinlerini merkeze almakla beraber e, bunun yanında e, ilk üç neslin yani selefi salihin denilen e, neslin dini bilginin yegane referansları olduğunu, bunun yanında rey, kıyas, iştihat usullerinin e, sonradan çıkmış ve problemli kaynaklar olduğunu düşünen e, zihniyet yapılarını e, bunun içine e, katabiliriz. Tabii bunları söylerken şöyle bir şey anlaşılmasın, bunlar arasında böyle yüksek duvarlar var, birbirleriyle geçişli halde değiller, böyle demiyorum. Yani bunlar tabii ki, yani gri alanların fazlaca olduğu bu zihniyetler arasında epey bir alan var. Yani siyah-beyaz netliğinde değil bunlar. Belki içlerinde küçük bir yüzde siyah-beyaz netliğinde olabilir. Ama çoğunluk gitmeler gelmeler yaşayan e, türdendir yani baktığımızda zihniyete yakınlık bakımından dolayısıyla mesela sezgisel zihniyette biz rasyonel bir çizgiyi pekala bulabiliriz. Yahut rasyonel zihniyette mistik ögeleri pekala yine keşfedip bulabiliriz. Bu rasyonel zihniyet son 200 yılda modernizmi kendisinde üretti ve ben ve öteki oluşturarak aslında bütün zihniyetler üzerinde tahakküm kurmaya çalıştı ve bu diğer zihniyetleri ne yaptı? Agresifleştirdi. Yani mesela sezgicilik ve skolastizm, modernizme karşı bir alternatif olarak ortaya çıktı. Bunu sadece İslami, çağdaş İslami akımlarda değil, öbür dinlerdeki akımlarda bile rahatlıkla e, görebiliyoruz. Şimdi gelelim bu makalat e, ilmine bunu nasıl uyguluyoruz? Yani İslam mezhepleri araştırmalarında bunu nasıl uyguluyoruz? Şu tabirleri çok kullanırız. Selefi zihniyet, mutezili zihniyet, hanefi zihniyet gibi e, tabirler kullanıyoruz. Ben bu tabirlerin çok yerinde olmadığını düşünüyorum ee, neden ee, yani kullanabiliriz ama en fazla e, Lugatı meşhur veya Galatı meşhur türünden olabilir yani hani nasıl biz e, mafya zihniyeti diyoruz ...holigan zihniyeti diyoruz a Partisi zihniyeti işte CHP zihniyeti AK Parti zihniyeti e, gibi böyle şeyler kullanıyoruz günlük konuşmalarda Yani bu ne kadar bilimselse Bunlar da bu kadar bilimsel olmalı. Yani bir mezhep ismi, zihniyet ismi olamaz. Neden olamaz? E çünkü e mezhepler aslında farklı e zihniyetlerde farklı e şekilde zuhur ederler. Mezhebi kimliğini değiştirmeden biraz sonra örnekler vereceğim. Vereceğim. Sadece e e mezhepler de değil, ekoller de durum e bu şekildedir. Haliyle bu belki günlük dilde bunun anlamı olabilir ama bilimsel bakımdan bunun çok anlamlı olmayacağını hatta kafa karıştıracağını söyleyebilirim. Şimdi bazı örneklerle bunu biraz daha aç, açmak istiyorum. Mesela şiilik. büyük ölçüde mistik zihniyetin etkisinde bir sosyo-kültürel çerçevede doğdu İslam dünyasında. Şiilik. Küfe'de, Irak çevresinde. Ama bu zaman geldi Şiilik, akılcı, rasyonel zihniyetin tesiri altında kendi içinden usulilik üretti. Bakın çıkış noktası. Ve usullik o sezgici aşırılıkları törpüledi. Mutezile ile işbirliği yaparak dördüncü asırda. Yani Şia'nın içinden çıkan Şeyh Mufit gibi, ondan sonra e, Şerif Murtaza gibi, belli ölçüde Tusi gibi ulema, yani bu rasyonel çizgide usulli üreterek e, mezhebin içindeki o ilk çıkıştaki sezgici, sıkıntılı, problemli şeyleri ne yaptı? Törpüledi. Ama e, aynı mezhep yine yani şia, isna şeriye taklitçi, skolastik zihniyetin tesiri altında ahbariyeyi kendi içinde doğurdu. Her ikisi de isnaşeri, şia. Bunlar, bu ikisine tepki olarak 19. yüzyılda asla dönüş iddiasıyla şeyhiye ortaya çıktı ve tam manasıyla sezgisel zihniyeti yansıtan bir yapıya, büründü Irak ve İran'da. Şeyhiye'den Babilik, Babilik'ten de Bahailik, farklı bir dine evrildi. Ee, dedi ki, Şeyhiye tarikatının reisleri, mürşitleri, ne usul, ne, ne akıl ve iştihat dedi, ne de ahbar dedi. Üçüncü bir yol var, ilham dedi. İlham dedi. Buradan Babilik çıktı. Babilikte ileri bir evrede Baha'ine. Bakın, bir mezhep farklı zihniyetlerin etkisi altında farklı tezahürler veriyor. Bir başka örnekle daha açıklayayım. Mistik sezgisel zihniyet İslamiyet'te ilk önce sufi yapılarda kendisini arz etti İslam düşüncesinde. Şia'nın doğuşunda yönlendirici ve belirleyici oldu. Bazı şii gruplarda uç noktalarda kendisini hissettirdi ve batıniliğin zeminini oluşturdu. Ama sezgisel, e, ilhama dayalı, e, mistik zihniyet. Ama bu batınilik içinde ne oldu? Akılcı, rasyonel ve tecrübi zihniyet, li Şahsiyetler elinde İhvan-ı Sefa cemiyeti ortaya çıktı. Bakın tümüyle batınilik içinde bilimci bir damar ortaya çıktı. İhvan-ı Sefa. Ee, hem akılcı hem bilimci. Ama şeyinde kaybetmiyor yani batını özünü de kaybetmiyor. İhvan-ı Sefa cemiyeti zuhur etti. Batınilik bu kanaldan felsefe ile yoğun ilişkiye geçti akılcı, rasyonel zihniyetin İslam düşüncesindeki ileri temsilcileri olan büyük felsefeciler arasında, yani i̇bn Sina, Farabi gibi büyük felsefeciler arasında daha sonra işraki ekolün çıkışının zeminini hazırladı. İşrak fikri felsefenin içine girdi. Bu e, sezgisel zihniyetin tesiriyle. Bir başka örnek daha verelim. Hanefilik üzerinden e, bildiğimiz gibi e, değerli hocalarım, arkadaşlar sünnilik bünyesinde akılcı rasyonel zihniyetin bir ürünüdür Hanefilik değil mi sünnilik içinde diyelim ki skolastik zihniyetin ürünü hanbelilik, ve habililik ve selefilik çizgisi ise e, rasyonel e, zihniyetin üründe hanefiliktir Ta ilk başta ikinci üçüncü yüzyılda Gelelim 19. 20. yüzyıla. Ee, Hanefilikte 20. yüzyılın başında doğan iki akım. Tatar ceditçiliği, akılcı rasyonelliğin belki daha ötesinde yer yer modern zihniyetin tesirine girmiş iken, aynı dönemde, aynı yıllarda Hint dünyasında Hanefilik, Diyobendiye teşkilatı, içinde medresesi içinde taklitçi, skolastik bir şeye evrildi. Ve yine aynı coğrafyada, diyor ben diye değil de, brelviye medreselerinde mistik zihniyetlerin aşırılıklarına e, y, e, vurmaktan kendini kurtaramadı. Bakın bir tarafta kazan Cedicili, bir taraftan e, diyor ben diye medreseleri, bir tarafta birelviye medreseleri. Üçü de hanefilik. Diyor ben diye Taliban çıktı. Şimdi biz Taliban'a selefi diyebilir miyiz? Hadi gidin bakalım bir Taliban'a selefi deyin, sizin kafanızı kırar. Yani çünkü ta, ama hanefi olmaktan gurur diyen, bir yapı selefi tavırlar ortaya çıkartabiliyor. Bu neden selefi diyemeyiz. Hanefi ama orada hangi zihniyetin tesiri altında bunu üretmiş şey skolastik taklitçi zihniyetin tesiri altında Böyle bir şey ortaya çıkmış. Bu tarihte de var yani Hanefiliğin Semerkant Ekolü, Bukhara Ekolü, Mısır Ekolü var, Irak Ekolü var. Bunları araştıran arkadaşlarımız var. Bunların tabii ki başka sebepleri var ama mutlaka bu ekollerin ortaya çıkartan alimlerinin kişilikleri ve zihniyetlerinin yani o coğrafyanın, o dönemdeki zihniyetinin bunda tesiri olmadığını söylemek hiç de gerçekçi olmaz. Evet, genel olarak mesele anlaşıldı. Yavaş yavaş bitiriyorum. Şimdi ben bu Çağdaş İslami Akımlar isimli kitabımı yazınca 2015'te, yani ben tabii herkes cemaatleri tanıtan bir kitap yazabilir. Ama ben Orijinal olsun istedim. Yani cemaatleri tanıtmak yerine o cemaatlerin üst referans sistemlerini keşfetmeye uğraştım. Yani cemaatleri işte Arap dünyasında pek çok kitap var. A, B, C yani alfabetik olarak da başlıyor. Z'ye kadar bütün cemaatleri tanıtıyor. Ama biz orada cemaatleri tanımış oluyoruz en fazla. işte onların hiyerarşisini, liderlerini, belli tarih. Ama o cemaatlerin yani İhvan-ı Müslümin'in, Nurculuğun, El-Kaide'nin, Taliban'ın vesaire modernist yapıların falan. arkasındaki zihniyeti keşfedemiyoruz. E, bunu sağlarsak daha öğretici olur diye ben düşündüm. İslami akımları, Çağdaş İslami Akımlar kitabımı o şekilde yazmak istedim. Üç tane ana akıma ulaştım. Gelenekçilik, ıslahatçılık ve modernizm. Aslında bir buçuğu da var. Gelenekselcilik dediğimiz, yani hiçbirisine uymayan bu Seyit Hüseyin Nasırların, Röngen onların falan. Onu da modernizm içinde anlattım. Aslında o da belki dördüncü bir akım olabilir ama diğer üçü kadar büyük olmadığı için bir dördüncü olmayı hak etmediğinden, onu e, müstakil yapmadım. E, üç ana akımda bunu şey. Peki bu üç ana akıma nasıl ulaştım? Yani bu, bu işte e, zihniyet çözümlemesiyle belli sorular sordum e, kimlere. Yani anket yapmadım şüphesiz ama e, elimizde geniş bir malzeme var değil mi? Grupların cemaatlerin çıktıları var, ürettikleri sözlü ve yazılı. Bunlara baktığımızda. Yani bazılarını söyleyeyim burada ana kaynaklara nasıl bakıyorlar İslam'ın ana kaynaklarına Kur'an, hadis, akıl buna, buna nasıl bakıyorlar? Bu, bu kriteri ortaya koydum. Dini geleneğe tavırları nasıl? Gelenekle barışıklar mı, karşıtlar mı? Yani ikisini ortasını mı bulmuşlar. Gelenekle olan ilişkilerini nasıl düzenlemişler? Bu bir kriter. E, Din-siyaset ilişkisine nasıl bakıyorlar? Yani İslam olduğunda siyasetten bağımsız bir din düşünemiyoruz. Haliyle din siya siyasetin e, yani daha doğrusu siyaset dinin bir mutlaka bir parçası oluyor ve bu ilişkiyi nasıl ayarlıyorlar? İslam aleminin güncel sorunları var bir takım. Bunlara bakışları nasıl? Ya işte Filistin gibi bir sorunumuz var ama sadece o, o değil. Yani bir ahlak sorunumuz var, bir yolsuzluk sorunumuz, bir fakirlik sorunumuz var, bir sürü sorunumuz var. Bunlara getirdikleri çözümler neler? Bunlar bir kriter olarak geldi. Teşkilat karakterleri nasıl? Gevşek, sıkı, hiyerarşiyi nasıl oluşturuyorlar? Buna baktık. Liderlik profillerine baktık. Liderlerin eğitimleri, geldikleri yerler, icazetli mi, akademisyen mi, nasıl sosyal bilimlerden mi geliyorlar, ulema'dan adam mı geliyorlar vesaire, hitap ettikleri kesimlere baktık, şehirli köylü, okumuş yazmış, e, cahil okumamış orta tabaka vesaire buna baktık, e, odaklandıkları faaliyet biçimlerine baktık, yani e, işte okul mu yapıyorlar, kitap mı çıkartıyorlar, cihat mı ediyorlar? Ee, onunla televizyon yayını mı yapıyorlar, ne, ne yapıyorlar yani bunlara baktık. Ee, üretim çıktılarına baktık. Yani ne, ne gibi bir şey çıkıyor, sözlü malzememi çıkıyor, yazılı malzememi çıkıyor, bir pratik mi çıkıyor buna baktık. Batıya tavır al, Batı önemli bir sorun modern dünyada İslam aleminde. Ba Batı yani onsuz da yapamıyoruz onunla beraber de yapamıyoruz bir, bir e, öteki oluşmuş Buna karşı nasıl bir tavır siyaset geliştiriyorlar hem kültürel olarak hem siyaset olarak bunun gibi birkaç 10 tanesini saydım burada Bunlar, 3-4 tane daha eklenebilir. Bunlar bize zihniyeti e, çıkartıyor Yani bu tür kriterler yani bunlar bu soruları sorarak, Aldığımız cevaplar aldığımız cevaplar bize e, bir cemaatin bir tarikatın, bir e, işte vakfın bir e, partinin siyasal parti de olabilir dini referansla hareket eden hangi zihniyete yani gele, yakın olduğunu ortaya çıkartıyor İşte burada e, karşımıza bu üç tane şey çıktı e, Ekol çıktı yani gelenekçiler, bir tarafta yani sağ tarafa gelenekçi koyalım, sol tarafa modernizmleri koyalım. Ortada da bir ıslahatçı grup kendiliğinden ortaya çıkıyor. Dediğim gibi aralarında duvarlar yok. Siyah beyaz netliğinde değil. Çünkü insandan oluşan toplumlar insan indeterministik bir varlık, varlıktır. Bugün böyle yapar, yarın başka türlü davranır. İnsan olduğu yerde formüle edemezsiniz. Ee, ama aşağı yukarı yani ben bu formül e, formülasyondan cemaatleri fazla yanılmadan e, bu üçünden birine rahatlıkla yerleştirebilir hale geldim. Yerleştirebilir hale geldim. Bazılarında e, ne oluyor? Arada oluyor. Mesela bir lider ölüyor, e, yeni lider geliyor. O direksiyonu başka tarafa kırabiliyor. E, veya cemaat bir travma geçiriyor. Değişik bir mecraya gidebiliyor. Bunlar ayrı. Ama bu, bu şeyde bir yere yerleştirebiliyorsunuz. Mesela İmam Malik'in meşhur sözü var diyor. Bugünkü Müslümanların salahı diyor. Evvelkilerin salahta olduğu şeyleri takiple ancak olur. Mesela bu bir skola. Yani çok net olarak, bunun arapçası da aklımdaydı da demin hocam konuşurken onu aratmaya çalıştım. Çıkartamadım. O Arapçasını söylesem daha güzel olurdu. İmam Malik'in meşhur sözüdür. Bugün bugünkü Müslümanların salahı evvelkilerin salahı neyse aynısıdır. Onu takip edeceksin yani. Ekolün Türkiye'deki mesela bu Şeyhli Mustafa Sabri'nin talebelerinden merhum Ahmet Davutoğlu hoca meşhur Müslim şerhinde şöyle diyor: e, Din diyor yenilik taraftarlarının anladığı gibi çömlekçi çamuru değil. Bu nedenle öyle herkes ondan istediği gibi çanak çömlek, vazo, heykel yapamaz. Din aynen onun ifadesi neşvu nema bulmakla değil, ancak çelik gibi donuk. Kalmakla ilahi vasfını muhafaza etmiş ve bundan sonra da böyle edecektir. Evet. Yani bu, bu bir şeydir yani bu mesela kişiliğin ve zihniyetin bunda rolü olmadığını kesinlikle söyleyemeyiz yani. O bu şekilde tavrını koyuyor ve yerini kesinleştiriyor. Aynı medreselerden gelmiş arkadaşlıkları olan Bediüzzaman zaman Nursi hangi hocam Evet. Len yasluhu len yasluhu ahiru hazihi'l ümme illa bima salaha bihi evveluha. Evet. Len yasluhu ahiru hazihi'l ümme illa bima salaha bihi evveluha. Net bir şekilde bizim diyor yeni şey icat etmemize gerek yok. Eski, eskiler neyse o salah üzere devam edeceğiz. Bediüzzaman. Bediüzzaman da tam tersini söylüyor. Bakın o da aynı yerlerden gelmiş. O da medreselerden. Eski hal muhal diyor. Ya yeni hal ya izmihlal. Yani yeni hale geçmesek yok olacağız. Ve kurduğu cemaati bunun üzerine bina ediyor. Bunun üzerine bina ediyor. Ama aynı Bediüzzaman içtihat edelim mi denildiğinde içtihat çok güzel bir şey diyor ama altı tane mani, mani var. Altı maniden dolayı içtihattan şu an uzak durmalıyız. E bakın hemen bir modernist kimliğine dönüşmeme iradesi sergiliyor yani. Diyor ki altı tane mani var. Bir tanesi de şöyle direkt olarak bunu anlıyoruz. Diyor ki bugün diyor işte hatla ortaya konmak istenen şey makbul bir şey değildir diyor. Bu diyor dini bozma amaçlı bir şeydir. O halde tamam işte hadi güzeldir. Ee, ama biz şu an dokunmayalım. Uzaktı. Yani bu bir ıslahatçı tavrıdır. Yani gelenek geleneğe gelenekçi kadar geleneğe saygı göstermiyor. Ee, ama gelenekle de kavga etmiyor. Gelenekle de kesinlikle kavga etmiyor. Çünkü ıslahat, yani o pratik adamdır ıslahatçı. Yani işine bakar. Gelenekçiyle kavga ederek kurduğu vakfa para toplayamaz. Kurduğu partiye oy toplayamaz. Yani çünkü toplumun çoğu gelenekçidir. Gelenekçiler em, emniyet ehlidir. Yani sırtını dağlara dayamış. Eskisini takip edecek, kurtuluşa erişip o şekilde inanan insanlardır. E, haliyle bugün İslam alemine baktığımızda büyük cemaatlerin ve büyük kalabalıkların genel olarak gelenekçi olduklarını görürüz. Ve haliyle ıslahatçı da bunları küstürmek istemez. Çünkü parti kuracak oy lazım, vakıf kuracak para lazım. Yani onlarla niye gelenekle kavga etsin zamanı? buna harcamaz. O işine bakar. Ee, gelene gelenekçi kadar saygı göstermez ama kavga etmez. Modernist de der ki hayır der. Yani bu, bu, siz ne kadar Müslümanları ıslah ederseniz, Müslümanların kurumlarını ıslah ederseniz edin. Buradan bir şey çıkmaz çünkü problem Müslümanlarda değil. Bugüne İslam diye gelen dinde. O halde bunun üzerinde operasyon yap. Bunun üzerinde operasyon yapmalıyız. Ali Şeriatin'in dediği gibi diyor ki İslam diyor bir şu an ameliyat masasında yat, yatmış ölümünü bekleyen bir hasta gibi diyor. Bu ameliyat lazım, ayağa kalkması lazım bunun. <laughs> Ameliyatı kim yapacak? Hemen aklınıza diyor alim geliyor çünkü o İslam diye yatan, İslam alemi diye yatan hastanı en iyi bilen alimler. Ama diyor sakın aldanmayın diyor alim diyor o ameliyatı yapamaz kusura bakmayın diyor neden çünkü çok saygılı nasıl kessin biz? yani o şeye o hasta ameliyat yatağında yatan şeye neşteri vuramaz yani kıyamıyor onu iyi biliyor ama neşteri vuramıyor o, o, o diyor ki Ali Şerati biz yaparız yani siz kimsiniz aydınlar yani kendisi gibi modernistleri kast ediyor. Bizim saygımız yok diyor onun gibi. Ama bu bu görevi mecbur olduğumuzu biliyoruz. Keseriz, biçeriz, içindeki kanseri çıkartırız, o hastayı diker ayağa kaldırırız. Diyor Tabii ama herkesin aklına şu soru geliyor. Yani alim kadar o hastayı bilmediğinize göre kesip biçerken acaba? o yatakta kalabilir mi? Yani modernizmin çıkması çıkmazı budur. Modernizmin çelişkisi e, budur. Niyet iyidir ama e, alim kadar geleneği bilmediği için e, neşteri vurduğunda e, onun iyileşme ihtimali olmakla beraber e, yatakta kalma ihtimali de vardır. Ben burada bitireyim. Evet, teşekkür ederim. Düşünce dünyamız açısından oldukça besleyici konferansı nedeniyle hocalı hocamıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ee, müsaadeniz olursa sunum dışına çıkarak e, şu cümleyi de arz etmek istiyorum özür dileyerek. Ben de klinik psikologum ve psikoterapistim. Aslında e, danışanlar geldiğinde hocalarımıza da sık sık ifade ediyorum bunu. Şu danışan kesin bir tarikata mensup, şu danışan kesin bir nur cemaatine mensup veya şu danışan selefi veya vehhabi gruplara mensup diyebiliyorum. Mesela tasavvufi gruplara mensup bir danışan geldiğinde o kişilerde duygu odaklı müdahaleler müthiş işliyor. Tabii bunu soramıyorsunuz mesleki icabı ama anlıyorsunuz. <laughs> Kesinlikle. <değil mi? gülüyor> daha sonrasını zaten söylemeye başlıyorlar. genellikle nur, nur cemaatine mensup danışanlarımda genellikle akli ve rasyonel müdahaleler, bilissel çarpıtma odaklı bilissel müdahaleler çok daha efektiftir. Şu ana kadar Selefi ve, ve Vehhabi gruplar için bir müdahale bulamadım. Ama inşallah onlar için de uygun müdahaleler çıkacaktır diye ümit ediyorum. Evet, ben Mehmet Ali Büyükkara hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ee, Mehmet Ali Hocamızın e, Türkiye'de mezhepler tarihine e, katkısı bize sadece mezheplerin nasıl ortaya çıktığını, kaç mensup olduğunu, nerede e, yaygınlaştıklarını falan anlatan bir mezhepler tarihçisi değil. Mezheplerin e, daha daha büyük resimden hareketle e, mezheplerin ortaya çıkış sebeplerini ve Kadim mezheplerle günümüzde ortaya çıkan yeni akımları arasındaki ilişkileri doğru kurmamızı ortaya koyan bir usul, bir bakış açısı, bir metodoloji bize aslında öğretti. Aramızdan bilmiyorum ama Ankara İlahiyat Fakültesinde Sönmez Hoca, İstanbul'da da Mehmet Ali Büyük Kara Hoca bize mezhepler tarihini farklı bir şekilde okumayı öğrettiler. Ama e, sanki neşteri vurmadı, yani kıyamadı o da yani. <laughs> Bence o, o da kıyamadı yani ameliyat masasına ameliyata hiç girmedi bir defa. Bütün örnekler ya ya uzak tarihten ya da uzak coğrafyadan oldu, değil mi? Bizim yani tenzil dediğimiz e, bugünün dünyası üzerinden e, hepimizin zihninde o tür örnekler bek beklentisi vardı. Çünkü başlık kişilikler dini grupların oluşumuna nasıl etki ediyor? E, Muhterem Hocam, bence sizin bu en son çizdiğiniz şey çok önemliydi. Yani gelenekçilik, ıslahatçılık ve modernizm ve o on faktör. Bu on faktörün hepsi çok ciddi şeyler. Yani kurucu naslara bakış, ondan sonra geleneğe bakış, din siyaset ilişkisi, teşkilat yapısı vesaire. Bunlar ciddi şeyler. Bugün bütün bu ciddiyetin dışında hastalıklı zihinlerin ürettiği yeni fırkalar var. Yani Mısır'da mesela bir örnek vereyim. Mısır'da sadece duatül cüdüt diye yeni bir fenomen var. Duatül cüdüt. Yeni davetçiler. Her birinin bir milyonu aşkın takipçisi var. Dokuz duatül cüdüt sayıyorlar. Dokuz duatül cüdüdün Mısır üzerindeki etkisi araştırma ile tespit ediliyor ki Ezher'in etkisinin üç katı. Tamam Yani ve her birinin nitekim ortaya çıkıyor. Pek çoğu ortaya çıkıyor. Ben e, ben de isim vermeyeyim ama ortaya çıkıyor. E, bir takım hastalıklı zihinler var yani. Müslüman coğrafyada son zamanlarda dijitalleşmeyle birlikte bir takım cehaletten, toplumların cehaletinden yaralanarak ama samimiyetinden de istifade ederek ortaya çıkan dehşet yeni yapılar ortaya çıkıyor. Adam, adam şifa dersi veriyor, araya zihir katıyor yani. Adam rabani mektupları okuyor, arada şeytani mektuplar sokuyor ve taraftar topluyor yani. Bunları nasıl okuyacağız? Yani biraz biraz neşter vurup tenzil yapıp, yani bizi kuşatan. Ben ee, Necdet Hoca da bana soru bıraktı. O kendi ya bu bu, bu po, postmodernizm hocam, yani bu bu çok yeni bir fenomen. Moda, modernizmin ee, Gerçi postmodernizm modernizmin bir parçası olup olmaz, olmaması da bir tartışmadır ama e, bu e, yapıların e, modernizmin tek tipçi, e, tek kalıba sokan doğru yanlış, hak batıl e, ayrımıyla kendisini belli eden özünden kopmak isteyen özgürlük aramak isteyen e, yapıların ortaya koyduğu şeyler bu daha evvel diğer dinlerde başladı. Yani Amerika'daki yeni dini hareketler hep bu tür duat el cüdüt -du şeklinde başlayan hareketlerdir. Yani baktığımızda gelenekten kopuktur. Hiçbir geleneğe uymaz. Yani bu şeylere de uymaz. benim saydığım yani modernist desem modernist değil. ıslahat desen ıslahat yok. Yani ifsat şeyi ön planda yani Hazreti İsa'nın ismini anmak suretiyle onu kullanmak suretiyle tabiri caizse yani söz meclisten dışarı serbest cinsi aktivitelere kadar varan ve toplumun kaymak tabakasından dahi şeyler toplayan taraftar toplayan yapılar mevcut yani bu doğu dinlerinde de var Batı dinlerinde de var bu maalesef İslam dininde de son 20-25 yıldır fazlalaşmaya başladı dediğiniz gibi hocam burada dünyanın küçülmesi Özellikle bu internet çağının kolay iletişim imkanları bunda rol oynadı ve gelenek ve gelenekli yapılar bunlarla baş etmede zorlanıyorlar bu büyümenin ee, en önemli sebebi halkın cehaleti tabii ki. Yani e, demek ki gelenekli yapılar veyahut işte o gelenekli yapılar buna ıslahatçıları hatta belli bir ölçüde yani modernizmde belli bir geleneği hem kurancılığıyla hem tarihselciliğiyle üretmiştir yani nihayetinde kurancılık dediğimizde 150 yıllık bir e, yapıdan bahsediyoruz kendi içinde çeşitliliği olsa da tarihselcilikte yani 50 60 yılı neredeyse aştı. Onlar bile kendi geleneğini oluşturdu. Bunların da baş etmekte zorlandığı bir yeni durum söz konusu. bunun önü nasıl alınır? Yani bunu mu konuşmalıyız? Bunun değişik yolları var. Aslında bu işi de olan teveccüh selefilik üzerinde biz bunu konuştuk ama hep işin bu tarafı da var yani yani postmodern bir tarafı da var. cahil cuhela insanların işte değişik vaatler peşinde Suriye'ye akın etmesi, Irak'a akın etmesi, orada değişik tavırlar sergilemesi. Bunun ilacı gelenekli yapıların güçlenmesi ve Modern nedir? Yani modern iletişim imkanlarını diğerleri kadar cüretle ve doğru bir şekilde kullanmalarıyla ancak olabilir. Yani bununla başka ben benim aklıma gelmiyor baş etme yolları. Ve tabii ki yani işin polisiye tedbirleri işte Türkiye'de benzer cemaatler ortaya çıktı. Bunlar üzerine gidildi. İstismar var çünkü. Batı da bunu yaptı. Yani batıda hemen ailenizde mesela çocuklarınızdan bazı davranışlarından anlıyorsunuz ki bu bir kült yapıya mensup olmuş. Onu aile biliyor. Hemen telefonu açıyor, alo hatları var. Diyor ki benim çocuk şu davranışları sergiliyor. Hemen oraya bir psikolog gönderiyorlar. Psikolog yetmesi arkasına polis de geliyor. Yani bunun... Şeyini bulmuşlar. Yani Biz de herhalde bu, bu şeye geleceğiz. Böyle bir duruma geleceğiz. Hocamın hatırlattığı şey mühim. Ee, böyle bir durum var. Türkiye'de diğer yerlere göre daha e, düşük seviyede bu seyrediyor. Modernlik Türkiye'de daha fazla olmasına rağmen... Türkiye'de mesela Pakistan'daki ve hocamın e, örnek verdiği Mısır'daki gibi kuvvetli ve yaygın değil bu cedit akımları yani cüdet diyorlar onlar. Neden? Çünkü Türkiye'de gelenekli yapılar bu Osmanlı'dan tevarüz etmesi dolayısıyla yani tarikatları, medreseleri iyi kötü bunların mani olma becerilerini küçümsemeyelim. Yani bunlar belli ölçüde Bunlara mani oluyor. Ama bu yapılar içinde de çıkıyor maalesef. Ee, tabii bunun tek yolu yolu doğru eğitim, ee, eğitimcilerin eğitimi, ee, yaygınlaştırılması. Yani hem e, okullarda hem de yaygın olarak e, doğru bilginin insanlara ulaştırılması benim aklıma bunlar geliyor. Hocam milli eğitim... Ne Tabii başta onlar, başta onlar. Tabii e, resmi, e, resmiyetin yüzü soğuktur. Herkes onunla tatmin olmaz. E, o yüzden e, burada cemaatlerinde rolü büyük. Yani cemaatsiz kalamaz bir toplum. Yani sivil cemaatlerden bahsediyorum. Eğer siz diyanete ve e, ilahiyatlara bu işi devrederseniz, bunun işin altından kalkamazsınız. Yani Çünkü onunla tatmin olmayan büyük bir kitle olacak. O, o yüzden e, cemaatlerin de doğruya sevk edildiği bir e, mekanizmanın kurulması lazım. Sorularımızı tamam. alabiliriz. Hanefi doktrini, hanefi usule ve metodolojiye sahip mezhep mensuplarının hangi kişilik ya da zihniyet amilleri çerçevesinde bir işte teobendiye diye bir relviye, bir Taliban'a nasıl dönüştüğünü bize biraz müşahhas örneklerle anlatırsanız, şunu bunu şunun için soruyorum. Yani buradan bu sizin bu e, okumalarınızdan bir önleyici mekanizma geliştirebilir miyiz? Bu bizim yani, sahada... yani kısmen geliştirebiliriz evet. ama yani bunu tümüyle e, önlemek mümkün değil. Bu uzun vadeli çalışmalar. Hı. Yani bir toplumun siz zihniyetini kolay kolay. E, değiştiremezsiniz yani. O Peki hocam, orada sorunun birinci kısmı hakkında ne üç, dersiniz? 300 yıllık e, dersi nizami denen, hocam iyi hmm. bilir, e, dersi nizami denen bir medrese eğitimi var yani bu 300 350 yıllık, siz bunu 50 yılda nasıl değiştireceksiniz mesela? Kolay hmm. değil. Bu, bu hiç kolay değil ama bir yerden başlanır yani bu bu zihniyet dönüşümleri oluyor toplu ama kısa vadeli, orta vadeli değil, uzun vadeli. E, olabiliyor. Bu işin içine siyaset de giriyor. Sadece eğitimli olacak bir iş de değil. Çıkar odakları giriyor. İşin mali boyutları var, iktisadi boyutları var. Yani kolay değil hiç kolay hmm. değil. Bütüncül bir okumak mı gerekiyor diyorsunuz? Yani bu amilleri şöyle tek tek masaya yani yatırmak istediği <laughs> zaman insan gerçekten hani e, bakıyorsunuz Hanefi e, mezhebine mensup insanlarda farklı. E, <laughs> dünya görüşleri, farklı düşünce ekolleri, farklı e, ameli ve itikadi mezhepler ortaya çıkabiliyor. Hani burada sizin e, çözümlemelerinizle yani özellikle ben işte Taliban zihniyetini burada baz alarak ya, ya, ya burada mesela yani selefi ne yapıyor? E veya ehli hadis yani hmm. ehli hadis yani nasıl işte skolastik bir düşünceye o, hocam. o ne yapıyor? D din diyor hani e El, 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 el sünne kadın alel kur'an diyor mesela Berbahari e, belli ölçüde doğru belli ölçüde yanlış e, ama e, olaylara bakışı e, o şekilde yani o o şekilde dini diyor biz ancak e, ne yaparız oradan al, alabiliriz şimdi bu e, diğer taraf Hanefi olmuş ama Hanefi de diyor tamam hadislere bakmayız tamam biz Hanefi'yiz bizim mezhebimiz var ee, biz mez mezheplerin süzgecinden geçen Kur'an ve sünneti anlarız ama onların baktığı da kitap nihayetinde. Yani onlar da metne bakıyor. Yani burada e, Hanefiliğin o usuli e, şeyi e, kaybolmuş durumda. Yani o kaybolduğu için ortaya bir nevi e, yani metincilik çıkıyor, literalizm çıkıyor bir nevi Hanefilik içinde tabiri caizse selefilik ortaya çıkıyor. Yani bu eğitim sisteminin, bu hanefiliği anlayış tarzının değişmesi lazım. Bu da yani öyle kolay bir şey değil. Gittikleri okullardan, ta okulundan itibaren bunun değişmesi lazım ki toplum orta vadede, uzun vadede değişsin başka türlü. Nasıl değişecek? Hanefi'li öyle anlıyor çünkü. Yani ben Hanefi'yim diyor, Maturidi'yim diyor, bununla gurur duyuyor. Selefiliğe karşı, ve habiliye karşı mı? Ama yani ortaya çıkan şey hiç öbüründen farklı değil. Ben hocamın sorusunun devamını bir de Türkiye bağlamında sormak isterim hocam. Hani Türkiye'de de şu an Hanefi ve Maturidi ekolu çizgisi üzerinden hareketle farklı bir yaklaşımın ciddi manada özellikle ilahiyatlar üzerinden de ...geldiğini görürsek... ...yani bu Taliban örneğinin zıddına biraz Zıddı daha... Zıddına var tabii şimdi zıddına yani... ...yani bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Türkiye'nin biraz Batı dünyasıyla olan... ...yakınlığının da bir etkisi yoksa... ...kendini farklı görmesi... ...ilahiyatlardaki özel bir... ...yapının getirdiği durum mudur hocam? Bir ya onun ben... hikayesi ayrı biraz yani o, o... ...konumuzda... ...uzak değil ama... ...yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti... ...diyaneti kurdu işte... İslam'ın yerine... Dini yasaklamadı ama dini kontrol altına almaya çalıştı. E, bu noktada diyaneti de ve ilahiyatı da seferber etti ilk başta. E, ve bu noktada da e, bir e, milli mezhep ortaya çıkartmaya çalıştı belli ölçüde. Yani bu işte maturidilik, hanefilik oldu. Hem gayri Arap unsur olması hasebiyle ulus devlet şeyine bu uygundu. Hem de hanefiliğin e, diğer mezheplere göre e, reyci olması yeni rejimin pozitivizm e, çizgisine de belli ölçüde uygundu. E, haliyle bu e, revaç buldu. Yani bu şer oldu manasına demiyorum. Bu hayır getirdi. Yani işte Hanefili ile keşfettik. Maturidilik bilhassa. Bunda şey oldu. Ama bu, bu buradan ee, öyle bir şey geldi ki e, bir nevi mesela Maturidiler Maturidilerden Türk İslamı türetilmeye çalışıldı. Maturidilikten sekülerizm türetilmeye çalışıldı. Maturid e, Maturidilikten eee bir e, Fazıl Rahman'ın tarihselciliği üretilmeye çalışıldı açıldığında hiç alakası yok yani baktığımızda yani matüdili ya, hem tefsirine hem kitabı tevhidine baktığımızda oradan ne tarihselcilik çıkar ne sekülerizm çıkar ne Türk milliyetçiliği çıkar hiçbir şey çıkmaz ama bu e, ne oldu e, araç sallaştırıldı e, belli bir ölçü araç sallaştırıldı bu, bu noktada da bazı İlahiyatın bazı çevrelerinde bu, bu noktada öncü oldular. Bütün ilahiyat teşkil etmek haksızlık olur. Eee Maturidi araştırmalarında gerçekten ilahiyat fakültelerinin e, büyük katkısı var. Doğru yönde katkısı var. İşte isim bizim Marmara İlahiyat'ın e, çabaları kitab Tevhid üzerinde ve tefsir üzerindeki ortadadır. E, ama İstismar edenler tabii ki çıkacaktır. Hocam, Yapacak bir şey yok. Evet, teşekkür. Kısa bir şey daha da hocam. 3 hani akım ana akımdan bahsettik. Gelenekçilik, işte modernizm hmm. ve ıslahatçılık. Şimdi bir de tecdit hareketi veya kavram olarak biz bunu bu üçünden hangisi... Tecdit daha çok ıslahatçılığa yok. şey yapıyor. mı daha Evet. Yani gerekir? gelenekle evet. derdi olmayan, kavgalı evet. olmayan ama geleneğe de mutlak saygı göstermeyen, marazi olanı, sahih olanla aldan ayırma kabiliyetine sahip olan, gelenekçi gibi sahih zayıf, marazi sahih, hepsine sahip çıkma gibi bir derdi olmayan yapılar daha çok tecdit. Ama tecdit içinde de işin ucunu kaçıran modernizm şeyine geçenler de olmamış değil, var. Ama tecdit çabası her zaman yani bunu kullananlar ıslah ve tecdit çabası daha çok ıslahatçılığa mutabık geliyor. Hocam sunumunuzla alakalı bir iki sorum olacak ama onun haricinde kitaptan da müsaadeniz olursa bir soru ileteceğim evet. size. Şimdi sunumunuz esnasında sonunda modernistlerin niyetlerinin iyi olduğuna yönelik bir şey söylediniz. Ya çoğunlukla evet yani ben e, modernistlerin İslam'ı içten yıkmak için çalışan insanım. E, bilinçli insanlar olduklarını düşünmüyorum hiçbir şekilde. Yani niyetlerinin kötü olduğunu da düşünmüyorum. Evet. Yani ço çoğunu tanıyoruz çünkü. Yani yok mudur? Vardır. Yani o, o kötü niyetler gelenekçiler içinde de var. Yani. E tabii niyet evet. sorgulaması yapamayız biz. Tam, Niyetleri bize gayip olan şeyler soruyor. E, yani çünkü şahısları ta tanıyoruz aşağı yukarı. Evet. Yani öncüleri mesela Fazıl Rahman'ı tanıyoruz. Fazıl Rahman'ı kim kötü niyetli diyebilir bana yani? Evet. Evet. Bir de yani, usulü yanlış olabilir ama yani Fazlur Rahman'ı tanıyanlar, onunla yoldaş olanlar tanıyoruz biz. Onların şahitlikleri var mesela. Nasıl diyebiliriz? Evet. Bir de İslam'ın kaynaklarıyla alakalı sözümüzün arasında konuşurken Kur'an, sünnet ve akıl dediniz. Yani akıldan kastettiğiniz Neydi ya, acaba? Mesela hani edile-i şeriyede icma kıyas ya işte yani akıl yani Kur'an, sünnet akıl da yani bizim kelam kitaplarında dinin kaynakları arasında sayılır. O manada konuyorsunuz. Tamam. Öyle de değil kitab mi? Kitabınızdan hocam bir bölümü sormak istiyorum. Ee, Taliban'a anlattığınız bir bölümde Talibanla birlikte anılan diğer bir konu uyuşturucu üretimi ve trafiği sorunudur diye 96. sayfada başlayan bir paragraf var. Bu paragrafın içerisinde yani Taliban'ın uyuşturucu üretimiyle alakalı e, dahilinin olduğu ilk dönemde hatta, evet ilk dönemde e, Taliban uyuşturucu değil uyuşturucu ham maddesi olan haşhaşın ekimine ilk dönemlerinde. Ee, helaldir e, fetvası. Yani o, orada şeye bakıyor, ürüne bakıyor. Yani zihni, zihne, zihniyet konuşuyoruz ya. Evet, evet. Ee, şimdi tabii şimdi, şu an e, uyuşturucu durmuş durumda yasakladı. Ama buradaki ha. pasaj okunduğunda böyle anlaşılmıyor. Hocam. Ya ama yani... ilk, ilk şimdi, ikinci dönemi o e, son baskıda ne, ne zaman başladı ikinci dönem? 2021 2022 Ağustos değil mi? Evet. Yani ikinci dönem. Yani ondan sonraki baskılarda e, şeyin iktidara geldiği yazıyor daha sonraki. O, o, anlaşılıyor ki önceki dönem yani. O kitap yazıldığında 2015'ti. Evet. O kitap yazıldığında 2015. Taliban'ın iktidara gelmesine daha 7 sene var. O kitap elinizdeki kitap yazıldığında. Bir başka bölümde de hocam bu, bu, bu paragrafı okumam gerekiyor. Büyük silahlı güçleri hala ellerinde tutan eski mücahit komutanları, hakim oldukları bölgelerde birçok zulüm ve haksızlığın failleri olarak kanunsuz ve keyfi icraatlarda bulundular. Halkın fakirlik ve perişanlığına rağmen lüks ve refah içinde yaşayan bu savaş baronları haksız yargılama, gasp, tecavüz, adam kaçırma gibi birçok birçok cürümün faili oldular diyorsunuz. Yani bunlar mücahit komutanları mı? Evet, eski savaş mücahit komutan. Talibanlar onlara karşı e, Taliban hareketi onlara karşı bir yükselmedir. Yani eski iç savaş sırasında eski mücahit komutanların yani cihat bitmiş 88'de Ruslar çekilmiş, iç savaş başlıyor. Iş çığırından çıkıyor yani elinde silah olan bulunduğu bölgenin savaş baronu haline geliyor. Kanun benim diyor. Astığım ki astık, kestiğim kestik. Ee, Taliban hareketi bu o, başıboşluğa, bu anarşiye, e, bu o, kanun tanımazlığa, merkez e, merkezsizliğe karşı tepki olarak doğmuştur. Evet. Yani Taliban hareketinin doğuş noktası eski savaş baronlarının tasfiyesine dayanır. yani cihat baronlarını yani tabir e, tabiri caizse. Bunu bütün mücahit komutanlar için söylemiyorum bunu tabii. Yani o vaziyette olanlar. E, evet. Buyurun. Ben Afganistanlıyım. Ee, bu arada tespitleriniz Taliban'la ilgili hatta son paragraf yüzde yüz doğru diyebilirim. Ee, şöyle bir sorun var. Peki hazır bulmuşken uyuşturucu hususunda ilk dönemde haşhaş hekimi hususunda öyleydi. dediğim gibiydi değil, yani, değil onun mi? Onun ismi Koknar diyorlar. Evet. Tam onun şey hekimi yani. O zaman öyleydi. Evet. Şu an e, ile ilgili Taliban'ın şu an dinden anlayışı ya da hanefilikten, e, maturidilikten anlayışı daha e, genelaks, genel sonra gelir. Yani onca Taliban'ın urfu, geneli kafalarındadır. Onlar dağlardan geliyor, koylardan geliyor. Şehircilikle e, tamamen yani, yabancı e, yabancıydılar. Şu an hemen iki senedir e, şehirlere girmişler. ve Şu an Afganistan'da sanki şehir ve koy e, urfleri arasında bir kavga gibidir evet. o, durum. Bu zamanla değişiyor mu kim kazanır? Tabii değişir, değişir. E, Diğer bir sorumuz olur var yani hocam, değişir. Yani kim şehirleşme e, zihinleri değiştirir, zihniyetleri değiştirir. Evet, maturidilik ve Hanefilik de yani değişebilir Taliban. Değişebilir ama tabii bunun için eğitimin de değişmesi lazım belli ölçüde. Yani eski usul Şu an değişim Çok e, yani sadece insanlar köyü terk edip şehire yerleşince değişme olmuyor. Evet. Onunla beraber okulların değişmesi lazım. Yani. Meslek çeşitlerinin değişmesi lazım. Yani tam anlamıyla şehirleşmenin gerçekleşmesi lazım, sivil toplumun doğması lazım, evet. ee, Kabileciliğin ortadan kalkması lazım belli ölçüde. Yani bunlar hep birbiriyle ilişkili şeyler. İnsanlar köyden geldi şehire, köy gibi şehirde yaşıyorsa değişen hiçbir şey olmaz. Evet. Hocam son olarak müsaadeniz olursa olsun hocamızın bir sorusu var. Estağfurullah. Mehmet Ali Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi şahsiyet psikolojik bir bağlamda konuşmanızda yer aldı. Şahsiyet bozukluğu ile ben biraz irtibatlandırdım söylediğiniz şeyleri. Şimdi. Yok, şahsiyet bozukluğu değil. Yani insanların karakter diyelim biz ona. Yani şahsiyet yerine karakter kullanıyoruz. İnsanoğlunun karakteri vardır. Yani kimisi heyecanlı karakterdedir, kimisi çekinik karakterdedir, e, kimisi e, okumaya meyillidir, kimisi dinlemeye meyillidir. Yani ben bunları kastediyorum. Yoksa şahsilik yani şahsiyet bozukluğu şey. derken benim bundan kastım belki Psikolojik sıkıntıları olan insanlar manasındadır. Bizim Türkçe'de kullandığımız ya şahsiyetsiz adam yani karaktersiz adam anlamında değil. Şimdi şey söyleyeceğim hocam. Ehl-i Sünnet e, neticede bir karakter e, ifade ediyor bize. ehli Sünnet ifadesi. Yani bunun bir mutedillik anlamı var. İşte hem nasıl dikkat alan, hem iştihadı dikkat alan e, büyük bir e, şemsiye kavram olmakla birlikte kendi içerisinde bir çatı kavram olması. Dolayısıyla muazeneli bir e, mizaç ifade ediyor bize. Tabii. E şimdi e, bugün e, ehli sünneti e, geldik biz Maturidi, efendim e, Eş'arî'yi, e, dört mezhebin aşağı yukarı üçü e, diyelim. 4 de diyebiliriz. E, yani o Hanbelilikten biraz şeye gidiyor. Yani o bir sonraki halkada yer alıyor gibi. Şimdi bur burada duruyor. Şimdi bu formülasyon yaklaşık hicri böyle dördüncü, 5 asırlardan itibaren oluşan bir şey. Evet. Onun öncesinde ben şunu söyleyeceğim Asıl. Şimdi bu mezhepler, makalat sanki biz şöyle algılıyoruz. Biz şu anda bırakırsanız böyle anlayacağız. Çıkarken. Böyle gideceğiz. Nasıl? Şöyle al algılayacağız gibi geliyor bana. Yani e, eskiden sahabe e, Hazreti Peygamber işte u ilim, ehli sünnet var idi. Sonradan biraz da Modernist kelimeleri vesaireyle birlikte sanki bu e, itirazcı, devrimci, değiştirmeci, eleştirmeci, ameliyatçı yani böyle sanki zam, e, fesadı zamanla alakalı bir fesadı karakter ve fesadı şahsi şahsiyet de ortaya çıkmış gibi anlayacağız eğer böyle bırakırsanız yok yok önceden... şey, e, it, şeyim şu e, yani itirazım veya kanıtım şu. Ee, bu bizim fir firak kitaplarında siz çok daha iyi biliyorsunuz. Bu Dırariye, bilmem Küllabiye, Merisiye, bilmem Amberi, şu bu. Hocam hepsi Hicri böyle birinci asrın e, filan fırkaları bunlar. Çok asli onu demek istiyorum. Eğer bir şahsiyet çeşitlenmesi varsa, karakter çeşitlenmesi varsa, düşüncede, e, İslam mezhepleri içerisinde çok asli olarak ortaya çıkıyor. Hatta hariciliğe esas aldığınızda, işte bence hatta Ali taraftarlığını da esas aldığınızda hatta ve hatta Hz. Ebubekir çizgisini vesaire esas aldığınızda da bunların hepsinin bir arabiilikte şunla buna e, karakter e, özdeşleştirmesi var. Son bir şey söyleyeyim. Gazali'nin affedersiniz. E, Şafii'nin Cemaul ilm diye bir kitabı, e, bir risalesi var. Orası ilme intisap eden ilim camiasından gözüken bazı kişilerin hadislerin tamamını reddedelim demesine karşı argümanlar var. Yani o dönemde ulemadan sayılan ama hadislerin topunu birden reddedelim diyen ve ilim camiasından sayılan birileri var. Ha, haricilerden büyük oranda evet. evet. Yani şunu söylemeye çalıştım. Bu biraz erken bir şey. Bu psikoloji erken bir psikoloji. İslam, e, İslami tecrübenin tamamıysa e, bu e, karakter ve şahsiyet çeşitliliği de o zaman İslam'ın neredeyse yapısal bir özelliği. E tabii yani insan insanoğluyla başladığı için yani sahabe sahabenin kişilikleri mesela Abdullah İbn Ömer <laughs> radıyallahu an diğer sahabilere benzeyen bir adam değil. Rivayetlerden tabakat kitaplarında anladığımızda mesela bir yerden Mekke'den Medine'ye dönülüyor. Bir bakıyorsunuz İbn Ömer ortada kaybolmuş gidiyor ta uzak bir yerde namaza durmuş seccadesini sermiş e ne, ne arıyorsun niye kampta namazını kılmıyorsun Resulullah diyor burada kıldığı için ben burada kılıyorum Sonra öbür sahabiler yapmıyor bunu yani o illa onun izini takip edecek Yani bu bir kişilik şeydir yani farklılığıdır zaten Cenab-ı Allah farklı kişilikler yaratmış dünya idare ancak böyle oluyor yani bu çeşitlilikte dünya gelişiyor yani öyle insanlar da olacak onu reddeden insanlar da olacak ki o, o diyalektikte şey değiş e, dünya ilerlesin gelişsin yani e, haliyle bu o şeyler e, karakter ve zihniyetler ta, dediğiniz gibi ilk dönemden itibaren e, etkilemeye başlamış ama bir ana bünye var bu ana bünye e, işte daha sonra Ehl-i sünnet ismini alacak olan e, çoğunluk Belli ölçüde şeyleri olan yani kabulleri olan sahabenin itikatta icma ettiği meselelerde büyük ölçüde aynı düşünen insanlar bu insanlar bu ana bünye kendileri gibi düşünmeyen insanları çıktıkça dışlıyorlar ve böylece ne oluyor bid'at oluşuyor bid'at olunca da o dediğiniz fırkalar oluşmaya Başlıyor yani işin hikayesi bu aslında. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, ya, <laughs> ben, ben uçağa yetişeceğim benim tek derdim o yoksa ben sabaha kadar konuşurum burada. <laughs> ben, İslam dünyasını masada yatan bir hastaya e, benzettiniz. Ali Şeriat'ı benzetti ama yine siz de kullandınız. E, bu şekilde düşünsek bile e, yani neden alimler sanki bu hastalıklı Hasta yatan e, şeyin İslam dünyasının bir parçası değil gibi onu te, e, onu tedavi etmeye, hatta onu e, ya bir tedavi etmek istiyorlar. Siz o, hayır, de, şunu demek an, tam istiyorum. Anlamadınız hayır, hayır, biliyorum ha. ama e, sonuçta alimler de bu hasta İslam dünyasının bir parçası. Doğru. Fakat onlara bu e, sanki doktor e, hürriyetini hürriyetini kazandırarak vererek sanki onlar da hastalık yok. Onlar önce neşteri kendilerine vurmaları gerekmiyormuş gibi. Doğru. Yani işte, e, yani o do, doğru. Yani şey olarak mantık olarak orada Ali Şerati bir e, metafor koymuş ortaya tabii. Alimlerde onun bir parçası o da bunu söylerken e, onu onu söylemiş oluyor. Ya, ya, tabii, ki, tabii, tabii. <laughs> Ama orada meseleyi anlatmak istiyor Ali Şerati. Yani e, alimlere, yani alimler derken gelene. Biz bunu niye veremeyiz bu vazifeyi? Yani bunu anlatmaya çalış. bir metafor koymuş ortaya. çok, çok, şey çok yer. teşekkür ederiz. Ben çok de olsun. teşekkür ederim. İnşallah başka yerlerde tekrar buluşmak üzere.